Şimdi iki sığaç denklemim de var. Biri V cinsinden i, diğeri de i cinsinden V. Şimdi buradaki denklemi alarak problemlerde nasıl uygulayabileceğimizi anlamak için küçük bir alıştırma yapacağız. Buraya küçük bir devre çizeceğim. Bir akım kaynağı ve sığaç olacak. Sığacın değeri 1 mikrofarad ve akım kaynağımıza da I diyelim. Aslında pulsa yani darbeye benzeyecek. Şöyle, sıfırdan 3 miliampere gidecek ve sonra tekrar sıfıra gelecek. Burada geçireceği zaman 3 milisaniye olacak. Cevabını aradığım soruysa Vt'nin değeri. Bunu çözebilmek için buradaki integral denklemini kullanacağız. Cevabımızı şuraya yazalım. Bu T, bu da I olsun. Buradaki grafiğimizde de aşağıdaki T olsun. VT'yi de buraya koydum. İ'yi zamanın üzerinde çiziyorum. Sıfır olduğunu görüyorsunuz. Sonra bir değere kadar çıkıyor ve ilerliyor. İşte burası akım pulsu yani darbesi. Bunun sıfır olduğunu söyledik bu ise 3 mA. Bu da 3 milisaniye ve şimdi VT'yi bulmak istiyoruz. Yapmamız gereken bir diğer şey ise buradaki V0 ile ilgili bir varsayımda bulunmak. Buradaki problemimiz için V0'ın 0 volta eşit olduğunu varsayalım. Yani deneye başladığımızda bu sığaçta depo edilen yük 0. O zaman şimdi de 3 farklı zaman dilimine bakalım. Darbeden önceki, darbe sırasındaki ve darbeden sonraki 3 zaman diliminden bahsediyorum. Yani soruyu 3 bölüme ayıracağız. Evet, birinci bölüm darbeden önceydi. Buraya bakarak çözebiliriz. İlk durumda v0'ın 0'a eşit olduğunu söylemiştik. O zaman şuraya bir 0 koyalım. i'nin 0 olduğuna karar vermiştik. Yani integralin içi 0'a eşit oluyor. O zaman 0 artı 0'ın vt'ye eşit olduğunu bulmuş olduk. Darbeden önce sağ aç denklemi bize gerilimin sıfır olduğunu söylüyor. Şimdi de darbe sırasındaki zamana odaklanalım. Yani sorumuzun ikinci bölümüne. Şimdi biraz daha dikkatli olmamız gerekecek. B eşittir 1 bölü C ve zaman eşittir 0'dan zaman eşittir T'ye integral. Peki darbe sırasında i'nin değeri nedir? Hemen şuradan görülebilir. i bir sabit yani 3 miliamper yazıyoruz. D tau Ayrıca artı başlangıçtaki gerilim değerini unutmayalım. Başlangıçtaki gerilimimiz neydi? Hemen şuraya bakalım. Evet başlangıç gerilimimiz görüldüğü gibi sıfır. Artı sıfır yazıyoruz. Şimdi bunu çözebiliriz. V eşittir 1 bölü C çarpı 3 miliamper integralden geldi. Çarpı D tau'nun sıfırdan T'ye integrali. Bu da eşittir. Bu sefer C değerini yerine koyalım. 3 miliamper bölü 1 mikrofarad çarpı. Peki bu ifade neye eşit oluyor? D tau'nun sıfırdan T'ye integrali T'ye eşit. Şimdi bunu sadeleştirelim. Miliamper 10 üzeri eksi 3'e, mikrofarad 10 üzeri eksi 6'ya eşit. Ekrana biraz kaydırayım. Grafiklerimiz orada dursun. O zaman geriye ne kaldı? V eşittir 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 10 üzeri eksi 6. Bu da 10 üzeri 3 yani 1000 eder. Sonuç 3000 oldu çarpı zaman. Peki bu nedir? Bu aslında eğimi 3000 olan bir doğrunun grafiğini ifade ediyor. Birimlerini de yazalım. Bu 3000 volt bölü saniye. Şimdi de buraya geçelim ve bulduklarımızı çizelim. Sabit bir eğimi olan düz bir rampa gibi bir doğrun var. İşte böyle darbe süresince bu doğru devam edecek. Peki buradaki gerilimin değeri nedir? Hadi bulalım. T 3 milisaniyeye eşit. O halde buraya 3 milisaniyeyi koyalım. 3. milisaniyedeki V eşittir. 3000 çarpı 3 milisaniye. Bakalım. 3 çarpı 3, 9 eşit ve milisaniye saniyenin 10 üzeri eksi 3'üne denk geldiği için sonuç 9 volt olacak. Yani bu değer 9 volta denk geliyormuş. Bu darbe sırasında sığaçtaki gerilimin düz bir çizgi olarak 9 volta kadar arttığını gösteriyor. Bu sonucu yaptığımız integral işleminden bulduk. Sığaç akımın integralini alıyor yani topluyor. Yani sürekli artan bir gerilim elde etmek için buradaki darbeyi topluyor. Evet darbe sırasındaki sığaç denklemini çözmüş olduk. Şimdi de darbeden sonra neler olduğuna bakalım. Bunu da şurada kenarda yapalım. Mesela bu noktadan sonra gerilme ne oluyor? Aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor yoksa düz mü devam ediyor? Hadi bunu bulmak için sığaç denklemimizi kullanalım. Şimdi yeni bir integral açmamız gerekiyor. Zamanın 3 milisaniye eşit olduğu noktadan başlayacağız. Peki, 3. milisaniyedeki gerilimimiz yani V0 ne? Bu durumda V0 9 volta eşit oluyor. Bu işlem 3. milisaniyeden sonraki zaman için yapılıyor. Denklemimizi tekrar kullanacağız. V eşittir 1 bölü C çarpı i tau d tau'nun integrali artı V0. Ve sınırlarımız 3 milisaniyeden t zamanına kadar. Yani t zamanı zaman grafiğinde şuralarda bir yerde. Ve buradaki gerilimin değerini bildiğimiz için işaretledik. Şuradaki gerilimi de işaretleyelim. Biz 3 milisaniyeden sonraki gerilimi bulmaya çalışacağız. Şimdi bu integrali çözmeye çalışalım. İta'nın bu zamandaki değeri nedir? Grafiğimize bakalım. Darbe 0 değerinde. Öyleyse buradaki tüm terim 0'a eşit. Peki V0 kaç? V0 9 volt demiştik. Bu başladığımız noktaydı. Yani darbeden sonraki zamanda. Değerimiz V eşittir 9 volt. Bu cevabı yukarı çizersem yeni gerilim değerinin üzerinde düz bir doğru olarak ilerliyor. İşte bu şekilde çok kolay olan bir sağaç denklemini çözebiliyoruz. Böylece akım darbesinin integralini alınca elde ettiğimiz bir gerilim eğrisi oluyor.